iki dışı bir bir kız geliyor şimdi. En transparan, en rocker, en güzel Özlem Tekin. Konser veriyorsun. Hey hey,
de dedim. Peki. Ayrıca da daha sonra da yurt dışı konserlerim var. Ne oluyor böyle Cem Yılmaz gibi dolaşıyorsun sen de her tarafa gidiyorsun. Ne oldu böyle şimdi bu? Kim gibi? Cem Yılmaz gibi. O da telefonu galiba. Cem. Alo. Alo. Ay. Zorla kendimi arattırdım. Şimdi aklıma şey geldi. Ne? Oraya konuk olanların arkadaşları böyle gece geç saatte sarhoş olup oraya arıyorlar ya. Ne yapıyorsunuz öyle mi orada falan diye. Aklıma hep öyle manyak konuşmak geliyor ama o kadar güzel ki. Şey yok. Cem sarhoşuz mu? Hayır sarhoş değilim, Adana'dayım. Yani bu tam cevabı değil ama Adana'dayım. Nasılsınız? Gerçekten çok iyiyim Okan Bey. Diyeceğim şudur. Sen mi arıyorsun? Birazdan şova mı çıkacaksın? Hayır, ben bir tedbir yapıyorum. Duy herkesi. Birazdan şova gidiyorum abi. Bir dakikanı rica edeyim. Kulak kapatıyorsun sen. Diyeceğim şudur. Oradaki arkadaş gerçek Özlem Tekin değil. Evet. Oradaki arkadaş Fuat Topik'tir. Topik'tir. Fuat Topik. Cenk Yıldız var ki neydi? Tamam, alkollü olduğum anlaşıldı yeteri kadar. Ya, diyeceğim şudur. Özlem'e... Allah. Hangi diyeceğim? Hala mı? Sakın şıptırmayın. Valla en korktuğum şey budur hayatta. Valla şıptıracağım arkadaşlar. Şıptıralım değil mi? Hayır. Ya şıptıralım. Çok sıkıcı bir adam. Şıftır diyenleri tespit ettim. Öndeki turuncu... Turuncu mu öğrenmişsin? Cem sana daha feci bir şey yapacağız şıptırmaktan. Ya onu bırak da ben telefonun bir şey söyleyeceğim. Telefonun sorusuna tek açık bırakacağız. Sürekli oradan bu. Cem Bey ne diyeceksiniz? Genç arkadaşlara ne tavsiye ediyorsun? Ne tavsiye ediyorsun? Sonra Cem de sen de yeni başlayan arkadaşlara ne tavsiye ediyorsun? Yalvarırım evden ara. Cem. Tamam peki. Cem. Diyeceğim. Tamam. Bir tavsiyede bulunsana çocuğum. Ne gibi? Sen de yeni başlayan arkadaşlara bir tavsiyede bulun ya. Baba saç kestirme olayı var. Bıyık olayı var. Ya değişik. Arıza göre küpe olabilir. Piercing olabilir değişik yörelere. Ya bence var ya. Diyeceğim şudur. Özlem Tekin hakikaten sinirli bir insandır. Yani yalnızca müzikte değil. Mutfakta olsun, yatakta bilmiyorum yani. Meziyetleri olan bir insan Okan'ım. Yani gerçekten. Turuncu mu sen unutmadın, ölecektir lan. İyi geceler dinlemek istiyorum. Hayatta albümünü dinlemiş değilim. Bence de bu teknikte şarkıyı kötü şekilde söylüyor.
Sesini Dokanır hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel, çok dünyanın en iyi müzisyenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Etkileniyor musun? Yani bu etkilendim vakti zamanında. Da gelse iyi olur değil mi? Hadi bakalım. Şimdi bir baştan alalım. Twist'i biliyorsunuz. Ayağınızla böyle sigara söndürüyor musunuz biliyorsunuz. Hazır mısınız? Evet. Tam bahar. Oh, bu torna olmaz. Sen baştan mı? Evet. Hadi gel oraya. Down, 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 down. Devam ediyoruz. Biz de kayağında serisimizi kurduruyoruz. İşte bunlar t-shirtler. Kayağın t-shirt getirmiş size. Bizim t-shirtler yetmediği için. Bizim t-shirtimiz mi yok? Vatandaşın t-shirt olmadığı için kayağın üzülmüş son izlediği programlarda. Evet. Size t-shirt getirmiş. Evet. Çocuklar. Size ineksiz t-shirt getirdim. Benim ismim yazıyor. Arkasında yolu sevgiden giden herkesle bir gün bir yerde buluşuruz. Yani. Peki nasıl gidiyor bu yolu sevgiden geçenler? Bilmiyorum. Önce yolu sevgiden giden her şeyi görmüştük. Sonra sevgililer fazlalaştı. Hatta bana göre her mektupta benim de yolum sevgiden geçiyor öyle. Bir saatler ben de pembe arabamla kaza yaptım işte pembe arabamla. Sonra bunu bir ülkenin dedik. Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın, sevenlerin içine karışmayın kardeşim dedik. Sonra baktık ki sevenler çok çok fazla oldu. Ondan sonra da sevmeyenler, sevgili olmayanlar az olduğu için de Allah kimseyi sevgisini bırakmasın dedik. Sevgili olan işte bak ona göre. Bir şey soracağım. Bu ciddi sorulardan. Tamam. Şimdi bu kadar müşkülüyor olan bir adam. Her şey evet. Evet. Ve bu kadar çok aşk şarkısı ortalığı. Peki sonuçta nedir yani? Bu kadar aşk şarkısı, bu kadar sevmek, evet. Bu yaşa kadar, evet. Bu kadar öyle. Nasıl hissediyorsunuz kendiniz? Şimdi kendimi nasıl hissediyorum? Çok sonuç seviyorum. Yani buna en kolay cevap şöyle bir soruyla verebilir. Bir daha bu işi yapar mıyız? Ben eğer 18 yaşında olsaydım asla bu işi yapmazdım. Çok açık söylüyorum. Çünkü bir şey yapamazsın dedikleriniz yapmaya çalışıyor. Yapamazsın bir şey diye bir şarkı söylüyorsun. Ben şarkıyı yazamazsın. İşte eğer yani senin yaptığından bir şey olmaz. Erkeklerin şarkıları çıkartmaz. Sen plak yapamazsın dedikleri. Onlar yapamazsın. Biz de gaza geldik yaptık bunları. Sonra bakıyorum bir sürü yorgunluk. Onu da bırakın. Şimdi bir noktaya gelmişsiniz. Şaka bir yere gerçekten Türkiye'de pek çok meslekte tüm bir yere zaten altın kule işleri, Mustafa Sözü'nde dahil pek çok boyuma ulaştı. Pek çok ödüller kazandık. Ama sonra bir bakıyorsunuz, hiç kendine bilmem, biz sizin gibi gördüğünüz gibi 14 yaşında bir çocuktan bahsediyor. Başka bir arkadaşın senin elinde kalemi var, yani şeyler yazabiliyor. Burada diğer basını okuyorsunuz, öyle sanmıyorum ama o da gayet rahatlıkla. Mesela şöyle bir yazı okuyorsunuz. Kendine büyük usta biriktiriyor ama bir kira bile yok. Aklına herhalde estirdi gelmiş, onu yazmış oldum.
Ama biz sana şöyle yapın, okuduğun zaman kırılıyorsun. Sen geldin, bir konu, ya hakikaten demiş lan diyor. İşte bu adam mı doğru diyor, ben mi diyor. Bir yerlerden ilişki ediyorlar. Yani şarkılarınızda sizi uyamadık dediği zaman, alıp alıp özel hayatlarını kaybediyorlar. İşte ben, ki bu yarı sekere bir yana yerine böyle, sanatçı olmanın çok ağır bir faturası var diyor. Ve eğer mümkün olsaydı, bundan sonra sizler gibi yaşamayı tercih edebileceğini, bütün bu samimiyetinle, bütün yürekliğinle merkezine söylüyorum. Bir programı kapatıyoruz.